İyi akşamlar, iyi bayramlar. 28 Haziran Çarşamba, Kurban Bayramımız kutlu olsun. Umuyorum tüm ülkemiz için, milletimiz için sağlıklı, huzurlu, mutlu geçen bir bayram olur. Biraz buruk geçiriyoruz bu bayramı, asrın felaketini yaşamış bir millet olarak. Ama yine de Allah'ın izniyle geleceğe umutla bakmak istiyoruz. Dualarımız depremzede vatandaşlarımız için bir kez daha bayramımız mübarek olsun diyelim ve başlayalım. Bugün tüm Türkiye'de Kurban Bayramı sevinci vardı. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren camilere akın etti. İstanbul'da Ayasofya ve Eyüp Sultan Camii'nde yoğunluk yaşandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bayramın ilk gününde deprem bölgesindeydi. Hatay'da depremde hayatını kaybedenlerin defnedildiği Narlıca Mezarlığı'nı ziyaret eden Koca, sevdiklerini kaybeden depremzedelerin acısını paylaştı. Heyecan büyüktü. Sabah erkenden kalkıldı. Çoluk çocuk genç yaşlı bayram namazı için yollara düştü. 81 ilde bayram sevinci vardı. Çok güzel Ayasofya camimizdi. Çok güzel ambiyans var. Sabahın 5'inde kalktık. Çocuklarla beraber geldik. Bayram namazı için milyonlar camilere akın etti. İlk namaz en doğudaki Iğdır'da saat 5.12'de kılındı. 86 yıl aradan sonra 20 Temmuz 2020'de ibadete açılan Ayasofya Camii'nde de Kurban Bayramı heyecanı vardı. İçeride yer bulamayanlar cami avlusunda saf tuttu. Eyüp Sultan Camii'nde de bayram yoğunluğu yaşandı. Bayram namazının yaklaştığı dakikalarda kalabalık cami avlusuna taştı. İçeride yer bulamayanlar avluya serilen kilim ve hasırlarda namaz kıldı. O anlar havadan işte böyle görüntülendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bayramın ilk gününde deprem bölgesindeydi. Hatay'ımızı yalnız bırakmayacağız. Ben özellikle Hatay'ımızla yakın ilgilenmeye gayret ediyorum. Bundan sonraki süreçte de bu gayretimi yoğun bir şekilde devam ediyor olacağım. Bayram namazını Antakya'da kıldıktan sonra depremde hayatını kaybedenlerin defnedildiği Narlıca Mezarlığı'nı ziyaret edip vatandaşların acısını paylaştı. Allah rahmet eylesin. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ise 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'taydı. Bayram namazını kıldıktan sonra cemaatle bayramlaştı. Daha sonra depremzedelerle kahvaltı programında bir araya gelen Kurtulmuş, kalıcı konutlar için Ekim ayını işaret etti. Şimdi önümüzdeki mesele, evlerini yıkılmış olan, oturmam hasarı gelmiş olan yurttaşlarımızın kalıcı konutlarına kavuşması için devletin seferber olmasıdır. Ekim ayından itibaren yapımı tamamlanan kalıcı konutlar hak sahiplerinin elinde başlanacak. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Komuta Kademesi bayramın birinci günü Hakkari'deydi. Bayram namazını Aktüt'ün hudut taburundaki askerlerle kılan Güler, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı'na geçtiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı. Erdoğan, Güler'in telefonundan bölgede ve sınır ötesinde görev yapan Mehmetçik'le bayramlaştı. Hem sınır nöbeti tutan Mehmetçi'ye seslendi, hem de sınır ötesinde mücadele edenlere, teröristleri göz açtırmayan kahramanlara teşekkür etti. Gerek sınır ötesi, gerek içeride bugüne kadar ordumuzun vermiş olduğu mücadeleler hiçbir zaman bir kenara konulamaz. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve kuvvet komutanları sınırın sıfır noktasındaki Aktüt'ün hudut taburu komutanlığını ziyaret etti. Vatan ve millet uğruna! Seve seve can vermeye hazırlık olun!
Bayram namazını askerlerimizle birlikte kılan Güler sabah kahvaltısının ardından Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı'na geçti. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı. Şimdi de Yüksekova'da 3. Tümen Komutanlığı'nda uzaktan görüntülü görüşmeyle bütün sınır ötesindeki Tugay komutanlarımız ve tümen komutanlarımızla birlikte görüşme yapıyoruz. Hepsi zatenizin emirlerini almak için hazır bekliyorlar Sayın Cumhurbaşkanım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Güler'in telefonundan Mehmetçi'ye seslendi. Gerek sınır ötesi gerek içeride bugüne kadar ordumuzun vermiş olduğu mücadelede hiçbir zaman zil kenara konulamaz. Bu arada tabii birçok şehitler ve gazilerimiz var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor. Bunların bu mekanları malum cennettir. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörle mücadelede gösterdikleri başarıdan dolayı askerlerimizi tebrik etti. Bu mücadelenizi şu anda gerek Taksim'de gerek Yüksekova'da bütün üslerimizdeki mücadelenizi başarılarla dolu olmasını temenni ediyorum. Tekrar bayramınızı tebrik ediyorum ve en kısa zamanda buluşmak üzere sizleri Allah'a emanet ediyorum. MHP lideri Devlet Bahçeli bayramın birinci günü geleneği bozmadı. Bayram namazı sonrası partisinin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bahçeli, terör örgütü elebaşına övgüler dizen gazeteci Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasına yönelik eleştirilere ihanetin serbestisi olmaz sözleriyle yanıt verdi. Canlı yayında bebek katili Abdullah Öcalan'ı övgüler dizen CHP yanlışı gazeteci Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasını işte bu sözlerle değerlendirdi. Onlar bizim gündemimizde yok diyor. Onun da bir açıklaması vardı, evet. Serbest bırakılması yönünde. Siz nasıl değerlendirirsiniz bunu? Bizim gündemimizde öyle bir konu yok. İhanetin serbestliği olmaz. MHP lideri Devlet Bahçeli geleneği bu bayramda bozmadı. Bayram namazını kıldıktan sonra partisinin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti. Dua ettikten sonra Türkeş'in kabrine karanfil bıraktı. Anıt mezardan ayrılırken gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Seçimlerin tamamlanmasının ardından Türkiye'nin istikrara kavuştuğunu söyledi. Millet iradesi kendini ortaya koymuş ve Türkiye'yi kalıcı bir cumhurbaşkanlığı sistemi içerisinde istikrara kavuşturmuştur. Bu siyasi istikrarın devamında yarar vardır. Bu siyasi istikrarı milletçe tüm siyasi partilerce sürdürmek gayesi içerisinde olmamız gerekmektedir. Bahçeli 2024 yılında yapılacak yerel seçimlere de değindi. Bu seçimleri de milletimiz açısından çok önemlidir. Siyasi istikrar merkezi yönetimde sağlanmış ise onu toplumsal dengesini kuracak yerel yönetimin de bu seçimlerde önem kazandığını herkes anlamalı ve görmelidir. Madem ki Türkiye millet iradesiyle bir siyasi istikrara kavuşmuştur, bu siyasi istikrarın siyasi partilerde de kendisini hissettirmesi lazımdır. Rusya'da yaşanan gelişmeler de gündemindeydi. Bugün Rusya'da bir Rus ruleti oynanmıştır. Bu tabirin altını çiziyorum. Bu Rus ruleti önemlidir ve bu rulet Putin'in kazanmasıyla son bulmuştur. Bayram gezmesine çıkan AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Arefe günü de sahadaydı. Başkent Ankara'yı sokak sokak gezen Gökçek, kapısını çalmadığı, elini sıkmadığı kimse bırakmadı. Başkentlerde onun bu sıcak ziyaretine sevgi gösterileriyle karşılık verdi. Bayram demek, gezmek demek, dolaşmak demek, hal hatır sormak demek. Biz vatandaşımıza bir aradayız. Vallahi çok memnunum sizden. Teşekkür ediyorum. İyi bayramlar diliyorum. Vay, gözlükler falan felaket şekil diyorsun yani. Maşallah sana. Bu delikanlıya bir tane top, haydi bakalım. Allah'a emanet. Nice mutlu bayramlar diliyorum. Ben gelirim, sen merak etme. Eyvallah. Hayırlı bayramlar. Arife günü de durmak bilmedi. Bayram ziyaretlerini sürdüren milletvekili Osman Gökçek, başkenti sokak sokak gezip yüreklerdeki sevgiyi tazeledi. Bayram gezmesine çıkan AK Parti Ankara Millet
Milletvekili Osman Gökçe'nin bugünkü ilk adresi başkentin göbeği Kızılay oldu. Esnafı ve bölge halkını ziyaret eden Milletvekili Osman Gökçek herkesle tek tek bayramlaştı. Sürekli sizi destekliyorum. Teşekkür ederim. Ben kendim Hataylıyım. Bravo olsun. Allah razı olsun. Birer tane şeker ikram edelim. Çok sevdiğim bir insansın. O kadar mutluyum ki senden. Teşekkür Allah senin gibilerini artırsın. Çok seyrediyor sizi. Beğeniyor musunuz? Çok beğeniyorum. Teşekkür ediyorum. Sana bir tane bebek vereyim mi hediye? Şöyle yanında dursun. Hop. Betül'e bir hediye veriyoruz. Hayırlı bayramlar diliyoruz. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Diş tellerin de rengarenk ya. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Bayrama rengarenk görelim. Adım adım ilmek ilmek gücümüzdür aziz millet. Bak burada bir güzel bir kızımız var. Sana bir tane bebek. Allah'a emanet olun. Hayırlı bayramlar. Hayırlı bayramlar olsun. Hayırlı bayramlar olsun inşallah. Göründüğünden daha yakışıklısın. Senin gözün en güzelliği. Gerçekten bak. Değil mi? Sen daha yakışıklısın bak. Büyük küçük demeden her kesime hitap eden milletvekili Gökçek çocukların gönlünü de fethetti. Selamun aleyküm. Haydi bakalım. Hoplar atıyoruz. Alalım mı? Bu benim sana bayramlık hediyem olsun. Tamam. Girdiği her sokakta, ziyaret ettiği her iş yerinde yoğun sevgiyle karşılandı. Hayırlı bayramlar olsun inşallah. Rabbim nice güzel, mutlu bayramlara kavuştur. Gel bir aslan parçalarım. Senin resmin diyeyim bayramlarımda. Öyle mi? Vallahi öyle mi? Allah razı olsun. Birimiz bin olsun inşallah. Çok teşekkür ederim. Yalan olsun. Başka. Teşekkür ederim. Nice bayramlarınız olsun inşallah. Desen desen nakış nakış, hakikate içten bakış. Her bir toprak karış karış, aşkın adıdır Türkiye. Vatandaşımızla bir arada olmaktan da çok memnunuz. Görüyorum ki onlar da bizim onlarla birlikte olmamızdan çok memnunlar. İnşallah bayram sonuna kadar bu gezilerimizi devam ettirerek yolumuza devam edeceğiz. Merhabalar. Merhabalar. Hanımefendilere birer tane şeker ikram edelim. Hayırlı güzel bayramlar olsun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Rabbim işinizi gücünüzü affetsin. Ailenize çok selam ederim. Allah'a emanet olun. Bayramınız mübarek olsun. Allah razı olsun. Değil mi? Allah Allah. Mübarek olsun. Teşekkür ediyorum. Hayırlı bayramlar olsun inşallah. Hayırlı bayramlar olsun. Selamlar gönderiyoruz. Bayramınız mübarek olsun. Milletvekili Gökçe'yi bağrına basan başkentliler desteklerini dile getirdi. Oğlum gibi seviyorum. Sürekli bakıyorum. Çok hayranım. Öyle mi? Evet. Harika benim kardeşim. Teşekkür ederim. Hep dua ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağlıklı izin versin. Bu millete sen çok lazımsın. Allah'a çok lazım. Sağ olun. Nice mutlu güzel bayramlar. Tabii. Seni tebrik edeceğim. Oldu mu? Diyorsun ki ben zaten şekerim diyorsun ama ben bir tane vereceğim. Ver bakalım. Allah emanet olun. Teşekkür ediyorum. Her zaman seyrediyoruz ya. Öyle mi diyorsunuz? Evet. Televizyonda görüyor musun? Evet. Dinlemeye hizmet edeceğiz. Şimdi özellikle biz İstanbul'da kalanlar, tabii ki büyük metropollerde yaşayanlar, diğer metropollerde yaşayanlar da muhtemelen aynı manzarayla karşılaşmışlardır. Günler öncesinden uyarılar yapıldı ve belirlenen yerlerde kesim yapmayanlara 3036 lira ceza kesileceği belirtildi. Ama bu cezalar, ceza duyuruları işe yaradı mı? Hayır. Bu bayramda yine ne yazık ki ilkel görüntüler hemen her yerdeydi İstanbul'da. İstanbul özelinden bakıyorum olaya şimdi. Nerede boş bir alan, boş bir arsa, sokak arası, hatta kurbanlıkların satıldığı yerler varsa orası adeta kesimhaneydi. Yani anlayacağınız yine İstanbul ilkel görüntülerle doldu taştı. Başka bir örnek vereyim. O kadar ki orman içinde kesim yapanlar bile vardı. Kuralları yine hiçe saydılar. Yol kenarları, boş araziler, hatta ormanlar bile kurban kesim yerlerine dönüştü. Bayramın ilk günü erkenden kollar sıvandı. Günler öncesinden satın alınan kurbanlıklar kesilmeye başlandı. Kurban pazarlarında her türlü imkan sağlanmasına rağmen kesim parası vermek istemeyenler yine çirkin görüntüler yaşanmasına neden oldu. Ne yapılan uyarılar umurlarındaydı ne de kesilecek cezalar. Havadan çekilen bu görüntüler Esenyurt'ta kaydedildi. Kurban pazarının hemen yanı başında bile kaçak kesimler yapıldı. Kurban pazarlarında yüzlerce kasap ve modern parçalama tesisleri bulunmasına rağmen 50 metre uzağında böyle ilkel görüntüler yaşandı.
Bizim yer bulmadığımız için birkaç yere sorduk. Otoparklara, otoyıkamalara hiç kimse yer vermedi. Fazla yer olmadığı için mecbur burada kendi çabamızla hallettik. Burayı da zaten temizleyip çöpe atacağız. Uzmanların uyarılarına rağmen kesim yerlerinde çocukların olması da dikkat çekti. Kesilen kurbanlıkları rahat parçalamak isteyenler yine kepçeleri kullandı. Şehir içindeki yol kenarlarında da durum pek farklı değildi. Kaçak kesim yapmak isteyenler buldukları her boş alanı değerlendirdi. Toz toprak içinde gerçekleştirilen kesimlerin ardından parçalanan etler güneş altında ve açıkta saatlerce beklemek zorunda kaldı. İşlerini bitirenler de arkalarında atık yığını bıraktı. Sarıyer'de de manzara aynıydı. Şehir içinde dikkat çekmek istemeyenler kurbanlıklarını kesmek için ormanın ücra köşelerini seçmişti. Araçlarıyla perdeleme yapanlar arkasında kurbanlarını kesip parçaladıktan sonra atıklarını da her zamanki gibi olduğu yere bıraktılar. Belirlenen noktalar dışında kesim yapanlara 3036 lira para cezası uygulanacağı günler öncesinden duyurulmuştu. Ama İstanbul'daki görüntüler bu cezanın kaçak kesimleri önlemeye yetmediğini gözler önüne serdi. İslam'ın en büyük özelliklerinden biridir, değil mi? Temizlik. Hani nerede temizlik, nerede titizlik? Kaldı ki o kesimleri yaparken kurbanlıklara acı çektirenlerin sayısı da çok fazla. Bizzat şahit de oluyoruz. Dolayısıyla dediğim gibi yine çirkin görüntüler, ilkel görüntüler her yerdeydi. Bir klasik. Şimdi klasik demişken Kurban Bayramı'nın bir başka klasiği acemi kasaplar. Onlar kurbanlık yerine kendi ellerini, parmaklarını kesiyorlar. Her sene bu manzara tekrarlanıyor. Dolayısıyla hastanelerin acil servisleri de dolup taşıyor. Geçmiş olsun abi, nasıl oldu? Sağ ol. Kasap bıçak yesin. Yüzerken hayvan bıçak kaçtı ya. Kimi kolundan, kimi bacağından, kimisi de gözünden yaralandı. Acemi kasaplar kurban yerine kendilerini keserek hastanelik oldu. 23 senedir kesim, ilk defa elim bile kanamadı. Şimdi ayağım var. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Kurban keserken mi oldu? Aynen. Yurt genelinde kasaplar sabah namazının ardından kurban kesimi için kolları sıvadı. Kurban telaşı iş kazalarını da beraberinde getirdi. Yozgat'ta öğle saatlerine kadar hastaneye başvuran acemi kasap sayısı 20'ye ulaştı. Kardeş, her sene mi geliyorsun? Her sene. İyi de ne yapayım? Hayvan huysuzlandı. O arada parmağıma geldi. Kocaeli'de de kurbanlık yerine kendilerini kesenler hastanenin yolunu tuttu. 40 yıldır kasaplık yapan Mehmet Çiftçi, arkadaşının attığı et elindeki bıçağa çarpınca kendini yaraladı. Ben senelerdir tabii uzmanım ama yanımda bir acemi çocuk var. Ben arkadaşın yanında duruyordum, bıçak elimdeydi. Arkadaş bir et attı, bıçağa değdi. Bıçak da elime değdi. Aydın'da dana kesmeye çalışan Fikri Kaymaz, bıçağın yanlışlıkla koluna girmesi sonucu ambulansla hastaneye getirildi. Acil servislerde ise acemi kasaplar yüzünden yoğunluk yaşandı. Acemi kasapların hastaneye akın ettiği illerden biri de Afyonkarahisar'dı. Kent merkezinde kestikleri kurbanların darbesiyle ya da bıçakla yaralananlar gün boyu hastaneye taşındı. Bayramda hastanenin yolunu tutan Bursalı acemi kasapların görevini eşleri üstlendi. Onlara taş çıkartan kadınlar etleri ustalıkla doğradı. Düzceli İsmail Yılmaz da kesmeye çalıştığı koçun boynuz darbesiyle hastanelik olanlardandı. Abi koç kaçıyordu. Atladım üstüne, yakalamaya çalıştım. Ondan sonra düşürdü beni. Hal bu hal. Ankara'da kurbanını başarıyla kesen Adem Soylu'ysa kemiklerini kırmak için kullandığı makineye parmağını kaptırmıştı. Kurbanı kesmiştik. Kemik parçalarken makine elimize değince biraz parçaladık elimizi de. Ardından hastaneye yolculuk yaptı. Yurt genelindeki görüntüler bu kadarla sınırlı değildi. Bolu, Sivas, Gaziantep, Tokat gibi birçok ilde yaralanan acemi kasaplar soluğu acil servislerde aldı. Daha bayramın birinci günü sona ermeden hastanelik olan acemi kasapların sayısı 4877 kişiye ulaştı. Dedim ya, bir Kurban Bayramı klasiği acemi kasaplar. Bir başka klasik, sosyalleşmek isteyen kurbanlıklar. Bak işte girmiş dükkana, sosyalleşiyor. Değil tabii. Bu da bir klasik. Kaçıyorlar.
kaçanlar, kovalayanlar, kaçan kurbanlıkların peşinden aman hayvan kaçıyor diye onları yakalama çabası gösteren vatandaşlar. Bir izleyelim. Kurbanlıklar kaçtı, sahipleri kovaladı. Ortaya yine Kurban Bayramı klasiği bu görüntüler çıktı. Erzurum'da satılmak üzere pazara götürülen boğa, sahibinin elinden kurtulunca çevredekilere zor anlar yaşattı. Peşindekilerden biri boğayı boynuzlarından yakalayıp bırakmayınca böyle sürüklendi. İnatçı boğa bir tamirhaneye girince içeridekiler saklanacak yer aradı. Başakşehir'de kamyonda taşınan bir dananın görüntüleri de can yaktı. Kesim alanına götürülen büyükbaş kurbanlık, ürkünce kamyonetin kasasından sürücü kabininin üzerine çıktı. Sürücü onu indirmek için aracını hareket ettiriyordu. Başarılı da oldu ama ayağa kalkınca aşağı düşen hayvan, boynuna bağlı ip yüzünden kamyonetin kenarında böyle asılı kaldı. Pendik'te danası ipini koparıp kaçan bu adam, kurbanını bir kovboy gibi at sırtında aradı. Gece bir gördük ormanda ama maalesef işte az bir hareket ettiği gibi tekrar kaybettik. Şanlıurfa'da sahibinin elinden kaçan kurbanlık koyun aniden yola fırlayınca minibüs çarptı. Yine Şanlıurfa'da kaçan bu boğa sahiplerini 2 saat boyunca peşinden koşturdu. Bazen araçların arasında koşturan, bazen de çocuklarla dolu ara sokaklara dalan hayvan 2 saat sonra güçlükle yakalanabildi. Tokat'ta kaçmak isterken iki binanın arasına sıkışıp kalan bu koyunsa itfaiyeciler tarafından kurtarıldı. Ama hiçbirinin bu özgürlüğe kaçışı uzun sürmedi. Hepsi eninde sonunda yakalandı ve kasaplara teslim edildi. Aslında sıradaki haberin özeti işte bu arkamda gördüğünüz Öykü. 2 yaşındaydı Öykü Merve Açıl. 21 gün dayanabildi. Olayı anlatayım ben size. Fethiye'de yaşayan Açıl ailesi kış için salça hazırlığı yapıyordu. İşte ne olduysa o an oldu. 2 yaşındaki Öykü salça kazanına düştü. Vücudunda ağır yanıklar oluştu. Çünkü kazanın yanında oynuyordu. Bir anlık bir dalgınlık, dikkatsizlik belki de bilemiyorum. Kazanın içine düştü. Korkunç bir kaza ve vücudunda ağır yanıklar oluştu. Hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen sadece 21 gün dayanabildi küçük Öykü'nün vücudu. Salça kazanının içine düşen 2 yaşındaki bebekten acı haber geldi. Minik Öykü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yürek yakan olay Fethiye'de yaşandı. Ailesi kış ayları için hazırlık yaparken 2 yaşındaki Öykü Merve açıldı, yanlarında oynuyordu. Ama bir an dengesini kaybeden küçük kız salça kaynatılan kazanın içine düştü. Ailesi çocuğu kazandan çıkarıp 112 acil çağrı merkezine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri vücudunda ağır yanıklar oluşan küçük kıza ilk müdahalesini yapıp hemen hastaneye yetiştirdi. Ama yanıkları ağırdı. Fethiye Devlet Hastanesi'nde yanık ünitesi bulunmadığı için Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanık servisine sevk edildi. Doktorlar minik Öykü'yü yaşatabilmek için olağanüstü bir çaba gösterdi ama olmadı. Yanıkları o kadar derindi ki küçük Öykü sadece 21 gün direnebildi. Acı haberi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Necdet Sağlam duyurdu.
Çocuğumuz bize Fethiye'den entübe şekilde gelmişti. Vücudunun büyük bölümü yanık içerisindeydi. Yoğun bakımda tıbbi yapılabilecek tüm müdahaleler yapıldı. 2 yaşındaki bir bebek için çok ağır yanıklar olduğu için hayatını kaybetti. Küçük kızın cenazesi tekrar Muğla'ya götürüldü. Minik tabutu Değirmenbaşı mezarlığına getirildiğinde acılı baba Ramazan Açıl arkadaşlarının desteğiyle ayakta durabiliyordu. Bütün köylülerin saf tutup cenaze namazını kıldığı küçük öykü, dualar ve gözyaşları arasında toprağa verildi. Minik öykü melek oldu, Allah rahmet eylesin. Şimdi sizi Tokat'a götüreceğim. Trafiğin hızla aktığı Niksar Reşadiye yoluna. Çünkü radara yakalanan biri var. Bir kaplumbağa, yanlış görmediniz. Kaplumbağa radara yakalanır mı? Yakalanır. Ama hız yaptığı için değil herhalde, değil mi? Kaplumbağa ve hız. İki kelime yan yana hiç yakışmıyor gerçekten. Ama işte bakın o radarlar gerektiğinde nasıl hayat kurtarıyor. Tokat'ta hız yapamayan kaplumbağa trafik radarına böyle yakalandı. Bayram tatilinde yollara dökülen sürücülerin korkulu rüyasıdır radarlar. Limitleri zorlarken radara yakalanırsanız yediğiniz cezayla bayram tatiliniz zehir olabilir. D100 karayolunun Niksar Reşadiye bölümünde de polisler radar uygulaması yapıyordu ve görüntüye bir anda bu kaplumbağa girdi. Hızla hareket edemediği için cezalık bir durumu yoktu ama trafiğin hızla aktığı yola yönelince polisler hemen seferber oldu. Asfalta çıkan kaplumbağayı kurtarmak için bir polis hemen yanına koştu. Gelen sürücüleri de diğer şeride geçmeleri için böyle uyardı. Kaplumbağayı alıp yolun karşısına bırakan polis, onu araçların altında kalmaktan kurtarmış oldu. Radar kamerası da bu yaşananları baştan sona kaydetti. Türkiye'yi bir ülkede yaşıyorsanız, özellikle haber bültenlerini de izliyorsanız, cinayet haberlerine üzülerek söylüyorum, alışkın olmalısınız. Çünkü biz her verdiğimizde içimiz acıyarak veriyoruz ama bir şekilde de alıştık. Ama alışmadığım bir durum var, özellikle son birkaç senedir. Aile içi cinayetlerin artması. Sıradaki haberde olduğu gibi Ankara'da. Başkentte kan donduran bir cinayet. Şimdi çarşaf gibi kadın kılığına girdi diye yazdık ya biz buraya. Kim biliyor musunuz? Öz oğlu annesini öldürüyor. Peki neden? Miras anlaşmazlığı yüzünden. Peki nasıl? İşte gizlice eve giriyor. Çünkü kadın uzaklaştırma kararı aldırmış oğlu hakkında. Çarşaf giyiyor ve gizlice eve giriyor. Annesini öldürüyor. Sebep? Gözü kör olasıca para pul. Kadın kıyafetiyle gelmiş. Annesini bıçaklayıp gitti. Annesi hakkında uzaklaştırma kararı çıkartmıştı. Tanınmamak için çarşaf giyip kadın kılığına girdi. Balkondan girdiği evde öz annesini acımasızca katletti. Akşam saatleri işte 9.30-10 arası. Gören çocukların dediğine göre burada araba vardı. Arabanın lastiğini basıyor. Şuradan yukarıya çıkıyor. Camdan içeriye giriyor. Yani bir anda herhalde kadın elbisesiyle geliyor. Tüyleri ürperten olay Sincan'da yaşandı. Tanınmamak için çarşaf giyip kadın kılığına bürünen 27 yaşındaki Sefa Yağmur, balkon ondan gizlice annesi Zeliha Yağmur'un evine girdi. Annesini katlettiği söyleniyor. Yani. İddia göre annesiyle aralarında miras anlaşmazlığı vardı. Daha önce de şiddet uyguladığı için annesi onun hakkında uzaklaştırma kararı çıkartmıştı. Ama bu karar onu durdurmaya yetmedi. Balkondan gizlice girdiği evde dövmeye başladığı annesini bıçakla katletti. Karşı binadaki komşular da görmüş, teyzeyi darp ediyorlar diye aranmış. Polis aranmış. Ondan sonra o şekilde bilgi düşmüş. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekibinin kontrolünde talihsiz annenin hayatını
hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Çorum'a gönderildi. Yani parmakla gösterilecek bir kadın teyzeydi, öyle söyleyeyim. 6-7 tane nüfusu bakıp eşi olmadığı halde işte vefat etmiş zamanında. Kendi çocuklarını da büyütüyor. Bu vahşi cinayetin ardından kayıplara karışan Sefa Yağmur kısa sürede yakalanıp gözaltına alındı. Ayrı yaşıyordu. Oğlu ev tuttu, buradan gitti. Eşyasından götürdü. Uzaklaştırması falan vardı, götürdü. Hatta biz refakatçılık ettik. Annesine falan bir şey yapmasın diye biz bekledik, gözcülük ettik. Sorguda annesinin evine tanınmamak için çarşaf giyip balkondan girdiğini itiraf etti. Annesiyle miras bölüşümü yüzünden ters düştüklerini anlatan Yağmur, sık sık tartıştıkları için evini de ayırdığını söyledi. Hem alkollüyken direksiyon başına geçti, hem bir de üstelik kırmızı ışıkta hiç durdurmadı arabayı. Orada da geçti. Kavşakta kazaya neden oldu. İki araç hurdaya döndü. O kazaya neden olan diş hekiminin bir de alkollü olduğu ortaya çıkınca ortalık karıştı. Aracı çarptığı kişiler onu bir güzel dövdüler. Kırmızı ışık ihlali yaptı. Kavşakta çarptığı aracı hurdaya çıkaran diş hekimi alkollü çıkınca meydan dayağı yedi. Manavgat yolunda ışık ihlali yaparak kırmızıda geçen diş hekimi kavşakta Yunus Emre Başkut'un kullandığı araca çarptı. Diş hekiminin kullandığı otomobil çarpmanın şiddetiyle 50 metre savrulduktan sonra refüje çıkıp aydınlatma direğini çarparak durabildi. Kazada her iki otomobil de kullanılamaz hale geldi. Kazaya müdahale eden trafik ekipleri ışık ihlali yaparak kazaya neden olan diş hekiminin 317 promil alkollü olduğunu belirleyince ortalık karıştı. Abi şu adam çarptığı aracın sürücüsü Başkut ve yakınları sarhoş olduğunu öğrendikleri diş hekimine böyle saldırdı. Polisler birini yakalayıp uzaklaştırırken bir diğeri saldırıya geçiyordu. Jandarmalar diş hekimini linç edilmekten kurtarmak için gözaltına alıp uzaklaştırmak zorunda kaldı. Sonrasında ona saldıranları da ifadelerini almak için karakola götürdüler. Jandarmadaki işlemlerin ardından güvenlik güçlerine mukavemet, alkollü araç kullanarak kazaya sebebiyet vermek ve hakaret suçlamasıyla adliyeye çıkarılan diş hekimi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Konya'ya götüreceğim sizleri. Ayakkabı mağazası işleten Selahattin Ökçesiz, iş yerinin önünü süpürürken birinin saldırısına uğradı ama saldırı dediğim öyle tekmeli yumruklu bir saldırı değil, kezzaplı bir saldırı. Ancak korku filmlerinde görebileceğiniz türden. Vücudunda ağır yanıklar oluştu. Hemen hastaneye kaldırıldı, yanık tedavisi görüyor. Şimdi olayı soruşturan polise saldırganın çarşaf giyip kadın kılığına girmiş bir erkek olabileceği üzerinde duruyor. Çarşaf giyip kadın kılığına girdi, iş yerinin önünü süpüren ayakkabıcı Selahattin Ökçesiz'in üzerine kezzap atıp kaçtı. Görüntüler Selçuklu'daki eski kunduracılar sitesinden. Sitede bir ayakkabı satış mağazası olan Selahattin Ökçesiz her sabah yaptığı gibi iş yerinin önünü temizliyordu. O sırada iş yerinin önünden çarşaflı bir kadın geçti. Ama biraz ileriden geri dönüp elindeki fırçayla tozları süpüren Ökçesiz'e yaklaştı. Elindeki kapta bulunan kezzabı Ökçesiz'in üzerine döktükten sonra hızla kaçtı. Başından aşağı dökülen kezzapla dağlanan Ökçesiz'in çığlıklarına çıkan komşuları hemen yardıma koştu. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan talihsiz adamın yüzü ve göğsünde yanıklar oluşmuştu. Ökçesiz'in yanık ünitesindeki tedavisi sürerken polis de saldırganın peşine düştü. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, saldırganın hareketlerinden ve koşmasından kılık değiştirmiş bir erkek olabileceği üzerinde duruyor. Babası Sabri Ökçesiz'in anlattıkları da aynı yöndeydi. Kamera kayıtlarından gördüğümüz kadarıyla siyah çarşaflı bayan değil, erkek olduğu
koşuşundan, arkasından koşanların yetişememedi konumda. Polis şimdi saldırının intikam mı yoksa gözdağı amaçlı mı olduğunu belirlemeye çalışıyor. Bunun için Ökçesiz'in son dönemde husumet yaşadığı bütün isimler araştırılacak. Arkamda fotoğrafını görüyorsunuz. Gönen'de kaybolan ünlü ekonomist Korhan Berzek ve köpeği Tina'dan hala bir haber yok. Arama kurtarma ekiplerinin ormanlık alanı baştan sona taramasına rağmen ünlü ekonomistten hiçbir iz bulunamadı. Amcamın hiçbir rahatsızlığı yoktu. Yani gayet de iyiydi. Köpeği Tiner'le yürüyüşe çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Ünlü ekonomist Berzek'i arama çalışmalarında 11. güne girilmesine rağmen hala bir iz bulunamadı. En azından bir ayak izi yok. Ne bileyim yırtık bir elbise parçası yok. Korhan Bey'in köpeğinin en azından buralara bir geri dönüşü yok. Görüntüsü yok. 83 yaşındaki Korhan Berzek yıllar önce Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le mesai arkadaşlığı yapmıştı. Şimşek'in İTÜ'deki hocası olarak da tanınan ünlü ekonomist Dünya Bankası'na emekli olduktan sonra Amerikalı eşiyle Gönen'deki evine tatile geldi. Saat 8'di. O her zaman kalkıyor o zamanda. Ondan sonra her şey başladı. Bir hafta sonra yok. 11 gün önce eşi kahvaltıyı hazırlarken o da köpeği Tina'yla doğa yürüyüşüne çıktı. Telefonunu yanına almamıştı. Kısa süre önce Alzheimer teşhisi konan Berzek eve bir türlü geri dönmeyince meraklanan eşi ve yakınları jandarmadan yardım istedi. En ufak bir ses, en ufak bir belirti hiçbir şey yoktu. Ondan sonra artık dedik jandarmaya haber vermeden başka çaremiz yok. AFAD'ın koordinesinde yürütülen çalışmalarda 150 kişilik bir ekiple birlikte jandarmalar ve bir JAK timi de görev alıyor. Ünlü ekonomistin özel eğitimli köpeği Tina Türkçe komut almadığı için aramalar İngilizce çağrılarla yürütülüyor. Her geçen gün umutlarımız azalıyor. Daha büyük bir alanın araştırılmasını istiyorum. Çünkü bu alanda olmadığına inanıyorum. Bölgede çok ormanlık bir bölge. Çok yoğun bir bölge. Bakalım biraz daha devam edeceğiz. Yaşadığını düşünüyoruz bir taraftan. 2 yıl önce barınaktan aldıkları Tina'ya özel koruma eğitimi verilmişti. Berzek'in eşi bu çağrılara tepkisiz kalması mümkün olmadığı için köpeğin de öldürüldüğünü düşünüyor. Köpek galiba öldürdüler. Kayıp varsa ne yapabilirler köpekte? Ve o bir özel köpek çünkü o bir dobanın. Belki bir yolda attılar. O şeyler bakmak lazım. Ana haber devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin net rezervlerinin 8,5 milyar dolarla haftalık artışta rekor kırdığını duyurdu. Kur korumalı mevduata stopaj desteği de yıl sonuna kadar uzatıldı. ...21 yıl sonra bir ilk gerçekleşti. Döviz rezervlerinde bir haftada 8,5 milyar dolarlık artışla rekor kırıldı. Bu sevindirici haberi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından duyurdu. Merkez Bankası'nın analitik bilanço verilerine göre net uluslararası rezervler geçen hafta 8,5 milyar dolar ile tarihin en büyük haftalık artışını kaydetti. Merkez Bankası verilerine göre net rezervlerde bundan önceki en hızlı artış Şubat 2002'nin ilk haftasında yaklaşık 8,2 milyar dolarla gerçekleşmişti. Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada rasyonel politikalara dönüşün kademeli olarak devam edeceğini açıkladı. Ekonomi yönetimi yabancı sermayenin Türkiye'ye getirilmesi için de düğmeye bastı. Rezervleri daha da güçlendirmek için ülkemize ilave dış kaynak teminine yönelik çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Kur korumalı mevduatta stopaj desteği de yıl sonuna kadar uzatıldı. TL cinsi enstrümanları cazip hale getirmeye devam edeceğiz. Bu çerçevede kur korumalı mevduatta stopaj desteğini yıl sonuna kadar uzatıyoruz. Bu açıklamanın ardından resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla döviz mevduat hesaplarında uygulanan stopaj oranı %25'e yükseltildi. Ana haberi noktalıyoruz. Gerçekleri izlediniz. Çok teşekkür ediyoruz. Haberi kapatmadan bir kez daha Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Umuyorum hepimiz için sağlıklı, huzurlu, mutlu bir bayram olur. Yarın akşam 18.30'da yine birlikte olabilmek dileğiyle iyi bayramlar.